Merhaba arkadaşlar. Bu serideki videolarımızda son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve uygulamaya konulan kurtarma planı üzerinde duracağız. Bazı kavramları farklı yönlerden açıklamaya çalışacağım. Neler olup bittiğini kavramanıza yardımcı olacak diye düşünüyorum. Büyük resmi anlamaya çalıştığınızda konunun çeşitli teknik terimlerle anlatıldığını göreceksiniz. Ancak bu anlaşılması o kadar da güç kavramlar değil aslında. Bilançolardan başlayalım sanırım bu anlatmaya başlamak için iyi bir nokta. Bilançolara ilişkin daha önce başka videolarda yapmıştık ancak yine de bilançolar üzerinde durarak başlamak istiyorum. Bilançolar bir işletmenin o anki finansal durumunu yansıtır. Aktiflerinizi yani sahip olduklarınızı ve varlıklarınızı Ayrıca pasifleriniz yani yükümlülüklerinizi gösterir. Şimdi kendim için bir bilanço hazırlamaya çalışayım. Bu benim kişisel bilançom olsun. Aktiflerimi yazarak başlayacağım. Varlıklarımı bu tarafa yazacağım ve diyelim ki 1000 lira nakit varlığım olsun. Ayrıca 100.000 lira değerinde de bir eve sahip olayım. Ne kadar çok malım var diyeceksiniz ama gerçekten öyle değil. Arabamın değeri de 10 bin lira olsun. Diğer tüm eşyam da mobilya, televizyon, aklınıza her ne gelirse onların değeri de toplam ne kadar olsun 5.000 lira olsun. Varlıklarımı bilançomun aktif kısmına yazdım. Şimdi toplam aktiflerim ne kadarmış ona hesaplayayım. Hepsini toplayalım. 1000 lira artı 100 bin lira artı 10 bin lira artı 5000 lira. Evet toplamda ne yaptı? 116 bin liralık aktifim oldu. Düşünsenize sadece varlıkların yani aktiflerin olduğu bir dünyada yaşamak ne kadar güzel olurdu. Ancak maalesef yükümlülüklerim de var benim. Kişisel bilançomun pasif tarafını da oluşturmaya başlayayım. Elim gitmeyecek bu kalemle yazmayı ama yine de yazıyorum. Yükümlülük demek parantez açalım burada. Ödemekle yükümlü olduğum tutarlar, gelecekte yaratacağım ekonomik faydayla bunları ödeyeceğim tutarlar demektir. Çok karışık bir cümle oldu. Şimdi borçlarım nelermiş bir yazalım. Diyelim ki 20 bin liralık eğitim kredisi borcum olsun. Çünkü ben eğitime çok önem veririm. Aslında evimin de tam olarak sahibi sayılmıyorum. Çünkü satın alırken kredi kullanmıştım. Diyelim ki evi satın alırken bankadan 80 bin liralık konut kredisi kullanmış olayım. Biraz kredi kartı borcum da olsun, alışveriş yapmayı seviyorum. Kredi kartı borcum da 5 bin lira olsun. Rakamları çok basit şekilde belirliyorum arkadaşlar. Tabii ki gerçek hayatta karşılaşacağınız konut fiyatları veya kullanılan konut kredisi tutarları genelde çok daha yüksek olacaktır bilançoyu rahat değerlendirebilmek için kolay sayılar vermek en mantıklısı. Bu tarafta varlıklarım var. Aktiflerimin toplam değerini de daha önce hesaplamıştık. Buraya A diyelim. Şimdi borçlarımı da toplayalım. 20.000, bin, 80.000 bin ve 5.000'i toplarsak 105.000 lira eder. Borçlarımın toplamı 105.000 lira eder. Öyleyse bunların arasındaki fark yani varlıklarımdan borçlarımı çıkarırsak aradaki fark benim öz kaynağım olur. Diyelim ki yarın sabah kalktım. Elimdeki tüm varlıkları satmaya karar verdim. Hepsini likide ettim ve elime geçen nakitle de gidip bütün borçlarımı kapattım. Bu durumda elimde ne kadar kalacak? Ne demiştik? Aradaki fark öz kaynaktı. Demek ki tüm borçlarımı kapattıktan sonra elimde kalan tutar benim öz kaynağım olacak. Bu arada öz kaynak veya öz sermaye tanımlarının her ikisinin de kullanıldığını duyabilirsiniz, fark etmez. Şimdi öz kaynağım ne kadarmış onu hesaplayalım. Bu iyi bir durum olduğu için bunu yeşil renkle yazacağım. Varlıklarım 116 bin lira, borçlarım 105 bin lira, Varlıklarımdan borçlarımı çıkartırsam yani 116 bin liradan 105 bin lirayı çıkartırsam öz kaynağım da 11 bin lira olacak. Demek ki öz kaynağım 11 bin liraymış. Bu noktada aklınıza bazı sorular gelebilir. Mesela karşılaştığınız arkadaşınız size 1 milyon liralık evim var diyebilir. Sizin burada düşünmeniz gereken ilk şey şu olmalı. Eve tamamen mi sahip yoksa bu eve ilişkin bir borcu var mı? İkinci soru da bence şu olmalı Evin şu anki değerini belirleyen şey Satın alırken ne kadar para ödendiği değil Şu an satmak istediğinizde kaça satabileceğiniz Yani evi bugün satsa Eline 1 milyon lira geçecek mi sorusu olmalı Belki evin değeri düşecek ya da yükselecektir bunu bilemiyoruz Varlıklarınızdan borçlarınızı düştüğünüzde kalan tutar sizin öz kaynağınız demiştik Bizim örneğimizdeki kişinin öz kaynağı da 116 bin lira değil, sadece 11 bin lira. Bilançonun aktif toplamı pasif toplamına eşit. Pasif tarafında iki temel grup var. Birisi bilançolarınız, diğeri de öz kaynaklarınız. Yani öz kaynaklarınızı bulmak istiyorsanız bilançonuzun aktif toplamından borçlarınızı çıkartacaksınız. Özet olarak bu şekilde ifade edelim. Üniversitede derse girenler bilir bunu, tahtaya formül olarak yazacaklardı. Aktiflerin toplamı eşittir, yükümlülükler artı öz sermaye. Bilançonun ana kalemlerini anladığımıza göre şimdi üzerinde biraz düşünelim. İlk soruyu soruyorum. Eğer borçlarım varlıklarımdan yüksek olursa ne olur? Bu durumda şu olur arkadaşlar, öz kaynaklarımın değeri negatif olur. Eğer Öz kaynaklarım negatifse finansal kredibilitem hiç iyi durumda olmaz Yani durumumu düzeltmemin yollarını düşünmem gerekir Borçların varlıklardan daha yüksek olması durumunu biraz daha düşünelim Beynimizi zorlayalım Diyelim ki elimdeki ev sadece 100 bin lira değerinde Ancak bu evin konut kredisi borcu 120 bin lira Bankaya 120 bin lira borçluyum ben evi satın aldıktan sonra evin değeri düşmüş olabilir ve ev artık sadece 100 bin lira ediyor olabilir. Bu durumda tabii konut kredisi canımı hayli yakacak. Şimdi tekrar büyük resme bakalım. Bu durumda kişisel bilançom nasıl görünecek? Borçlarımın toplamı 145 bin lira oldu. Öz kaynağım eşittir varlıklarım eksi borçlarım demiştik yani 116 bin lira eksi 145 bin lira eşittir eksi 29 bin lira. Şimdi ne oldu? Negatif bir öz kaynağımız oldu değil mi? Bunu kırmızı renkle yazalım. Sonuçta negatif olması kötü bir durum. Hem geri ödeme sıkıntısı yaşıyorum, üstüne daha fazla arttı bu sıkıntım. Öz kaynağım da negatif. Gerçekten bu şekilde yaşamaya devam edemem. Yani finansal olarak bu şekilde yaşamaya devam edemem. Sonuçta nefes aldığımız sürece ne söylesek de yaşamaya devam ediyoruz. Hemen bir parantez açıyorum. Böyle bir finansal durum için değişik ülkelerde farklı kanunlar, uygulamalar olduğunu unutmayalım. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız kişisel iflasa ilişkin uygulamalardan yararlanmayı deneyebilirsiniz. Buna başka videolarımızda değinmiştik hatırlarsanız. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız net gelirinizi artırmanız, aslında geri ödeme niyetiniz olduğunu göstererek bankanızla konuşmanız, farklı bir geri ödeme planı üzerinde uzlaşmanız gibi değişik açılımları da düşünmenizde fayda var. Şimdi öz kaynağınız negatif ve diyelim ki borcunuzu ödeyemediniz. Ne önemi var? Canım sağ olsun diyebilirsiniz. Bu durumda da iflas etmeyi göze alacaksınız. İflas, mahkemece borçlunun borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu saptamasıdır. Daha sonra adli kuruluşlar mal varlığınızla alacaklılarınıza ödeme yapmaya çalışıyor olacaktır. Likidite sıkıntısı ise iflastan daha farklı bir kavram. Likidite sıkıntısı yaşarken aslında pozitif öz kaynağınız vardır. Örneğimizin ilk durumuna tekrar bakalım şimdi. Neydi? Konut kredimin tutarı 80 bin liraydı. Borçlarımın toplamı da 105 bin liraydı ve 11 bin lira pozitif kaynağım vardı benim. Diyelim ki buradaki kredi kartımın vadesi geldi. Hemen parayı yatırıp bu kart borcumu kapatmam gerekiyor. Bunu kırmızıyla yazalım. Kart borcuna 5 bin lira ödenecek. Aslında öz kaynağım var. Her şeyi likide etseydim elimde net 11 bin lira olacaktı. Likide etmekten kastım öz kaynağım var ancak ödemeyi yapacak nakdim yok. Varlıklarımdan borçlarımı çıkardığımda 11 bin liram var. Bu demek oluyor ki elimdeki her şeyi satarsam bu borcumu ödeyebilirim. Yarın 5 bin lira ödemem gerekecek. Oysa sadece 1000 lira nakit varlığım var. Yani sahip olduğum nakit yapmak zorunda olduğum ödemeye yetmiyor. Diğer varlıklarımı hemen nakde çevirmem de mümkün değil. Düşünsenize evimi yarın satmak istesem mucize olmadığı sürece satmam mümkün olmayacaktır. Diyelim ki acil satılık diye ilan verdim. Fiyatı da iyice düşürdüm. 100 bin liralık evi 50 bin liraya satacak olsam belki ancak o zaman bir günde satabilirim ama bu da mümkün değil. Ancak elimdeki varlığı hemen nakde çevirmek için fiyatını çılgınca düşürmemin bana hiçbir faydası olmayacak. Sonuçta çok ucuza da satarsam bu durumda benim öz kaynaklarım düşecek. Akıllıca bir yol bulmam lazım. Evimden bahsettim, evle ilgili bir çare bulamadım, araba da aynı şekilde. Mobilyada likit bir varlık değil, bu da işe yaramayacak. Yani yaşadığınız bu duruma nakit dar boğazı, likidite sıkıntısı, likidite krizi gibi değişik isimler verebilirsiniz. Bu şekilde kullanılıyor. İflas etmediniz, öz kaynaklarınız pozitif ancak ödemelerinizi yapmak için yeterli düzeyde nakit varlığınız yok. Öz kaynağınızın pozitif olması ne demek? Bilançonuzda gösterdiğiniz varlıkların değerinin, borç tutarlarının, her şeyin gerçeği yansıttığını varsayıyoruz. Bu konuya şimdi pek girmeyeceğim ancak finansal krizi konuşurken bu konuyu gündeme getireceğim. Peki, böyle bir likidite krizinden nasıl kurtulabilirsiniz? Ne olabilir mesela? Birisi size köprü kredisi verebilir. Yani biraz zaman kazanmanızı sağlayabilir. Diyelim ki durumunuzu babanıza söyleyerek yardım istediniz ve size 2 ay sonra geri ödemeniz kaydıyla 5000 lira vermeye razı oldu. Babanızdan aldığınız bu köprü kredisiyle yarın kart borcunuzu kapatabilir ve 2 ay zaman kazanabilirsiniz. Köprü kredisi size bu arada geçecek zaman için finansman sağlayacaktır. Umarım sizde kazandığınız bu süre içinde gelirlerinizi artırmak için başka bir çare bulursunuz. Arabanızı satabilirsiniz mesela. Sonuçta yürümek sağlıklı yaşam için önemli. Evdeki eşyaların bir kısmını satarak da nakit sağlayabilirsiniz veya geliriniz artabilir bu zaman içerisinde. Gerçekte eğer böyle bir kişisel bilançoya sahipseniz köprü kredisi kullanmak sizin için oldukça iyi bir fikir sayılabilir. Zaten net mal varlığınız pozitifti. Sadece geçici bir nakit darboğazı yaşadınız. Diyelim ki iflas durumundasınız. Yani hem ödeyemiyor hem de negatif öz kaynağa sahipsiniz. Kredi kullanmak durumu çözmekte işe yaramayacaktır sadece ödeyemediğiniz kredilerin yanına bir yenisi eklenecektir. Yani borcu borçla kapatmaya çalışmış gibi olacaksınız. Öyle sanıyorum ki iflas ve nakit dar boğazı arasındaki farklar aklınızda biraz daha netleşmiştir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.